Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte bilgisayar kasalarımıza bahar temizliği yapıyoruz. Evet Onur, ben seni yanıma aldım da neden aldım? Neden aldım? Çünkü sen bu işlerden anlıyorsun. Eski mesleğim abi. Eski mesleğin kasa evet. Temizliği mi? Yani sosyal medyadan önceki mesleğim benim teknik servisi 4 sene. Teknik serviste çalıştım. Aynen öyle abi. Şimdi bir kasa temizliğine nereden başlamalıyız, ne yapmalıyız ki gördüğümüz üzere bizim kurucu Mustafa'nın bilgisayarı içi de bayağı pislik dolu. Muhtemelen bayağıdır temizlemediği için. Bayağıdır temizlenmiyor abi. Ne yapacağız şimdi? Abi ne yapacağız? Bilgisayarın ana bileşenlerini sökeceğiz. Yani tamam. İşlemci, power supply, ekran kartı gibi. Bunları sökeceğiz ve fanlarını temizleyeceğiz. Termal macun süreceğiz yani. Tamam. Ondan sonra tekrar yerine takacağız. Olay bir de bu üfüreceğiz abi. Değil mi? Bir de üfüreceğiz aynen. Üfürme aletimiz var. Üfürme aletimiz var. Birazdan ona geleceğiz. Aynen öyle. Birazdan ona geleceğiz. Peki şunu sorayım. Üfürme aleti olmazsa olmaz mı? Süpürgeyle çekemiyoruz mu tozları? Süpürgeyle çekemezsin abi. Çünkü işlemcinin aralarına yerleştiği için süpürge bunu çekmez. Mecbur o alet lazım. Üfürme yani. Aleti. Üfürme aleti kesinlikle lazım. Biz o aleti şurada olacak. Aletimiz şöyle alalım. Evet, bu aleti aldık. Bu alet 80 lira civarında değil mi? Aynen öyle abi. Şimdi ben şunu savunuyorum arkadaşlar. 100 lira abi. 100 liraymış. Çağdaş söyledi oradan. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Benim fikrim şöyle. Eğer bu kasaya ben 3000 lira verdim, 4000 lira verdim, harçlıklarından biriktirdim diyorsanız bir zahmet biraz daha biriktirip 100 liraya da bu aleti alsınlar değil mi? Aynen öyle abi. Çünkü kasada temizlik çok önemli. Aldırıyorum. Hadi başla sökmeye madem. Neyi sökeceksin? Tamamdır abi, başlıyorum. Evet Onurcuğum, neredeyiz? Abi bilgisayarı çalıştırmaya sağlayan power supply'yi söküyorum şu an. Tamam. Şu parça yani. Yani şu parça, baba tamam. Parça. Direkt böyle asılsak gelmez mi? Direkt asılsan yarı parçası gelir abi. Diğer yarı parçası. Diğer yarı parçası içinde kalır. Power supply'ımız çıktı. Sonunda çıkarttık, bağırsak gibi. Bunu böyle kim bağlamışsa da tebrik ediyorum kendisini. Aynen, bildiğin dolamış yani. Şimdi geldik en baba yere, işlemci. Vay. Ve işte işlemciyi... Helal olsun sana. Termal macunu nereye sürüyoruz kardeşim? Abi termal macunu işte işlemcimizi çıkarttık. Termal macunu buraya süreceğiz. İşlemciye hassas davranmak lazım galiba. İşlemciye çok hassas davranacağız, böyle ters bırakacağız abi. Kaldırayım kardeşim. İşlemciyi geri kapatıyoruz. Şimdi geldik ikinci baba yere. Ekran kartını. Oyuncuların da çok yakından ilgilendiği ekran kartını. Teknik servisin birinci kuralıdır. Neymiş o? Tornavidayı tutup çevirmek. Bu mu? Evet. Vay be. Buna da hassas davranıyor muyuz? Yok abi, buna kaba davranabiliriz. Güzel miymiş lan ekran kartı? Abi ekran kartı bomba. Kurgucunun kullandığı hakikaten... Yok lan, çok da bomba değil tabii. HD 68-70 abi. Ya biraz bomba diyebiliriz. Böyle koysam sıkıntı olmaz. Sıkıntı olmadı abi, koyabilirsin öyle. Evet, şimdi abi. Ne yapıyoruz? Abi şimdi... Anakartımızı sökeceğiz mi, üfüreceğiz? Sökmeyeceğiz abi, direkt üfüreceğiz. Bunu sökmeye gerek yok. Önemli olan 3 parça orada. Tamam. Anakartta dışarıdan müdahale üfüreceğiz. Edeceğiz. Müdahale edeceğiz. Yani onu... Yani bahçeye çıkalım, bir üfleyelim. Bu ortalık şimdi zaten aşağısı havasız. Birbirini aynen öyle. Tozlandırmayalım burayı. Biz ilk baş bunu üfleyelim. Ondan sonra gelip bunlara müdahale edelim abi. Bunları da üflemeyelim. Bunları üfleyelim aynen. Burada onları da götürün tamam. Evet millet, tozu toprağa katmak için bahçeye çıktık. Şimdi buna bir boy abdesti alacağız tabiri caizse. Aynen öyle abi. Hava bir kendine değmeye, getireceğiz. Hava değmeyen hiçbir noktası kalmayacak arkadaşlar. Hazır mısın? Hazırım abi. Parçalayacağım şimdi bunu. Ben üfleteyim mi? Böyle yapıyor. Tamam. Tamam. Kasamız tamamdır arkadaşlar. Şimdi power supply'a geçelim. Aşama nereye geldi Onur? Abi şimdi işlemciyi takacağız, işlemciye termal macun süreceğiz. Termal macun olayı nedir abi? Termal macun, işlemcinin verdiği soğutma olayını işlemcinin şu ısınan yerine alt tarafa en iyi şekilde yayan bir macun diyelim abi. Tamamdır. Bu macunu... Sürekli termal macunumuzu. İlk baş işlemciye yerleştireceğiz işlemciye abi. İşlemciye yerleştiriyoruz, tamam. Bunu takarken tabii ki de dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım abi. Soketini, bunun belli bir yeri var, oraya takacağız. Yavaş yavaş, bu işler hiç aceleye gelmez. Evet abi, işlemciyi yerine oturtturduk.
Abi termal macunu çok nohutun çok azı kadar süreceğiz abi. Nohut tanesinin yarısı. Aynen öyle. Çünkü fazla sürersek ısı bunu eritir, işlemcinin altına geçer ve o zaman da işlemciyi bozar. Zaten bu aynı kendi kendine. Aynı işlemi ekran kartı için de uygulayabiliriz ama bu aslında çok ev kullanıcılarının tavsiye etmediği bir şey senin. Aynen öyle abi. Çünkü ekran kartının işlemcisi yani çipi dediğimiz olay çok hassas olduğu için bunu kendi kullanıcılara tavsiye etmiyorum. En azından bir iyi bilenin yapması gerekiyor bunu. Tamamdır. İşlemcinin fanını takıyoruz abi. Rahatlıkla takabiliriz. Çıt sesini duyduğumuzda işlemcinin fanı oturmuştur. Duymazsak bunu çevirememişizdir. Tam oturmaz yerine, aynen öyle. Tamam. İşlemcinin bir tarafına baskı yapar yani. Şimdi biz ekran kartı, onun dışında power supply gibi. Power supply. Supply gibi bileşenleri de ekleyelim kasamıza. Ekleyelim ondan sonra. Yavaş yavaş sonuna gelelim. Olur. Evet Onur, şimdi bu elinde gördüğün şırıngayla termal macunumuzu yaptık. Her şeyi üfledik, her şeyi evet, de yerine abi taktık. Benim söylemem gereken şey şu, küçükken atari oynayan insanlar bu parçaları çok çok rahat söküp takabilir. Adeta hepsi birer atari kaseti gibi. Aynen öyle abi. Çok basit zaten. O aşamaları göstermedik. O aşamaları göstermedik. Sıkıcı olmaması için. Zaten bilgisayarın anakartının soketinde olsun her şeyin bir yeri var. Yani farklı bir yeri isteseniz de takamazsınız. Hani takmak isteseniz de zorlarsınız. Onu da kırarsınız. Ya şöyle çok eğer ben bunları unuturum hani nereye taktığımı hatırlamam diyorsanız da birinden yardım alın arkadaşlar. Mesela hani sökme aşamasında videoya alabilirsiniz orayı bence. Aynen öyle. Zaten çıkardığınız yere tekrar takıyorsunuz. Sonra izleyerek rahat rahat geriye takabilirsiniz. Abi bilgisayar çok tozluydu. Bilgisayar şu an tertemiz oldu arkadaşlar. Muhtemelen performansa da bir etkisi olacaktır. Kesinlikle fanların olacak. Tamamen temizledik. En azından içindeki soğuk hava daha rahat daha dönebilecektir. Daha rahat dönebilecek abi. Var mı bahar temizliğimizle ilgili başka söylemek istediğim bir şey? Başka söylemek istediğim bir şey yok. Sadece bahar temizliğimizin sonuna çok geldik. Çok tozluydu. Aynen. Başımız battı. Sadece oldu. Bu işlemi peki kaç ayda bir yapmalarını öneriyorsun arkadaşlara? Abi yani çok tozlu ortamda duruyorsa 3 ayda bir, ev ortamında kullanıyorsa 6 ayda bir yeterlidir yani. O zaman videomuzun sonuna geldik. Aynen öyle. Videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bugün bir masaüstü bilgisayarı ufaktan da olsa bir bahar temizliği yaptık. Eğer laptoplar için de bir video çekmenizi istiyorsanız alt tarafa yorum olarak atabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Millet şu an Onur'un kafasının olması gereken yerde bir video var. Dünyanın en hızlı bilgisayarı. Oraya tıklayarak bu videomuzu da izleyebilirsiniz. Burada.